Hepimizin aklına çarpı zıplama, yuvarlak eğilme, üçgen ikinci silah geçme ve kare ise şarjör değiştirme olarak kazınmıştır. Fakat bazı yapımlar bu butonlara bambaşka anlamlar yüklemiş ve unutulmaz sahneler ile aklımızda yer edinmiştir. Ve işte biz de sizin için o butonlardan 5 tanesini listeledik. 1 numara eski bir dost. Hiç Twitch'teki veya YouTube'daki izlediğiniz bir oyun yayınında bir karakterin ölmesinin ardından chat'in F harfleriyle dolduğunu görüp bunun ne anlama geldiğini merak ettiğiniz oldu mu? Artık meme haline gelmiş bu olay Call of Duty Advanced Warfare'dan geliyor. Oyunun daha ilk görevlerinden bir tanesinde en yakın dostumuz Will görevimizi gerçekleştirebilmek uğruna kahramanca bir şekilde kendini feda eder. Ve onu son yolculuğuna uğurladığımız cenazesinin gerçekleştiği bu sahnede ise oyun bizden kare butonuna basılı tutarak ona saygımızı gösterebileceğimizi söyler. F harfi nereden geliyor derseniz F harfi ise PlayStation'daki kare butonunun bilgisayara uyarlanmış hali. 2 numara öpücük. Günümüzdeki çoğu yapım artık o eski, sıkıcı ve uzun tutoriyallar yerine çeşitli yaratıcı fikirlerle yaklaşıp eğitim kısımlarını bile daha eğlenceli ve oynanabilir kılmaya çalışıyor. Ve listemizde de bunlardan bir tanesine yer verdik. Middle Earth Shadow of Mordor'da bu yaratıcı fikirlere yeni bir soluk getirmeye çalışmış olacak ki oyunun başlangıcında Talion ile öz oğlumuza orkmuş gibi girişiyor ve karımıza sinsi ataklar yaparak başlıyoruz. Evet, kombat sistemini öğrenmek için oğlumuzla küçük bir düello atıyoruz ama asıl bizim değinmek istediğimiz bu kısım değil. Oyun bize gizli saldırıları öğretmek için karımızın arkasına sinsi yaklaştırıyor ve kare tuşunun kiss olduğunu yani öpebileceğimizi gösteriyor. Tabi tahmin edebileceğiniz üzere bu bir kereye mahsus. Sonrasında ise kiss kelimesindeki S harflerini L harfi alıyor yani kill, öldürmek oluyor. Ama hemen heveslenmeyin çünkü maalesef düşmanlarımızı sinsi bir şekilde öpemiyor, sadece öldürebiliyoruz. 3 numara Jason. Heavy Rain hayranlarının top 3 unutulmaz sahnelerinden bir tanesi olan o bilindik Jason sahnesini tabii ki de es geçmedik. Çocuğunuz anlık bir ihmalkarlık ile ortadan kayboluyor ve nereden geldiği bilinmeyen bir kamyon dolusu insan üstünüze geliyor. Ve eşinize nasıl hesap vereceğinizi düşünüp kendinizi kaptırarak çarpı tuşuna abanıp bağıra bağıra Jason'ı bulmaya çalışıyorsunuz. Heavy Rain hayranları için artık çarpı butonu o eski anlamından daha da fazlası. 4 numara Chell'in sesi. Valve'in oyunlarında ana karakterleriyle oyuncular arasındaki bağı güçlendirmek açısından karakterlerin konuşmadığını biliyoruz ve açıkçası bu bizi çok da rahatsız eden bir durum değildi. Ta ki Portal serisi ve Chell ile tanışana dek. Çünkü birinci oyundan ikinci oyuna dek yaşadığımız bunca serüven ve atlattığımız onca badirenin ardından bir kez olsun onun sesini ve düşüncelerini duymayı hepimiz istemişizdir. Ve sırf bu yüzden oyun geliştiricileri ikinci oyunda bizim gibileri bir tuzak hazırlamış. Oyuna başladığımızda egzersiz adı altında gerçekleştirmiş tutorialların ardından odaya Whitley giriyor ve bizden ona konuşarak karşılık vermemizi istiyor. İşte o an Portal hayranları olarak beklediğimiz anın geldiğini düşünerek hiç çekinmeden çarpıya basıyoruz. Okay, what you're doing there is jumping. You just jumped. Ve zıplama tuşuna basıldığında olması gerektiği gibi sadece zıplamış oluyor ve Whitley karşısında tam bir şapşal konumuna düşüyoruz. Ve bizden buyduluk bu kadar. Senin aklından çıkmayan o buton listemizde yoksa yorum atıp bizimle paylaşmayı ve videoyu beğendiysen beğen butonuna basmayı sakın unutma. Bir sonraki videoda görüşmek için bizi takipte kalın, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.